Günay Keti, 38 yaşında, moda evinin çaycısı. Kusura bakmayın, pazar akşamı sizi yorduk buraya kadar. Ama birkaç sorumuz olacaktı. Ne demek komiserim, sizin göreviniz bu. Günay Hanım, nerelisiniz? Karslı. Kaplan boğan diye bir bitki biliyor musunuz? Bilmem mi? Bizim memlekette yetişir. Eklem aralarına da çok iyi gelir. Geçenlerde Kaan Bey için istettim memleketten. Günay, senden bir ricam olacak. Buyurun Kaan Bey. Bu aralar ağrılarım arttı da sizin oralarda kaplan boğan diye bir bitki yetişiyormuş. Eklem ağrılarına iyi geliyormuş. Ondan bulabilir misin bana? Tabii bulurum. Yalnız özellikle kökü lazım bana. Hallederim Kaan Bey, merak etmeyin. Bulurum ben. Tamam Günay. Bu meletin kökü çok zehirlidir. Söyledim de Kaan Bey'e. Sen merak etme dedi. Öyle deyince getirttim memleketten. Ne zaman oldu bu olay? Neredeyse 3 hafta falan olmuştur. Soruşturma sürerken bilişim uzmanları daha önce Kaan Güneş'in evinden alınan bilgisayarda silinmiş bazı dosyalar tespit etti. Silinmiş dosyalarda kaplan boğan bitkisiyle ilgili detaylı araştırmalar mevcut. Ayrıca bitkinin neresinden akonitinin elde edileceği, nerede çözüldüğü ve neyle seyreltilebileceği bilgisi de detaylı olarak dosyalarda yazıyor. Başkomiser Orhan ve Komiser Selim'in buldukları delillerden sonra Kaan Güneş suçunu itiraf etti. Beni kullandı. Ancak benim sayemde gelebilirdi zaten buralara. İstediğini alınca da yüzünüze bile bakmadı. Alay etti benimle. Pars'la konuştum fakat Buket'le çalışmaktan vazgeçmedi. Duygularımı işe yansıtmamam gerektiğini, boş yere kıskançlık yaptığımı düşünüyordu. Ama bir şey değişmiyordu. Buket sürekli gözümün önündeydi. Artık dayanamıyordum. Kimin ne olduğunu öğrenmeye çalıştım. Fakat bir sonuç alamadım. Sonra Buket'i öldürmeye karar verdim. İz bırakmayacak bir şeyi ararken de kaplan boğanı buldunuz. Evet, ani kalp durmasına neden oluyordu. Bildur aşırı dozdan kalp krizi geçirmişti. Buket de tıpkı ablası gibi uyarıcı kullanıyordu. Kalp krizinden ölmesi kimsenin dikkatini çekmeyecekti. Buket'in uyarıcı madde kullandığından emin misiniz? Ablası gibi ağır kullanıcı değildi. Ama o da kullanıyor. Genç yaşta kalpten gitmesi göze batabilirdi. Ama uyarıcı madde kullandığını tespit edince onun da tıpkı ablası gibi kalp krizi geçirdiğini düşünecektiniz. Ama maalesef olmadı. Peru ve elbiseyi Suud'a giymek isteyince Buket yerine o öldü. Hırsının kurbanı oldu. Oysa bir aksilik olmasın diye çekimden önceki son provadan sonra sürmüştüm Peru'ya zehiri. Çekime gitti. Sen niye buradasın? Ojen bozulmuş. Sette Sezen hallederdi. Zaten yenisini sürebilsin diye çıkartıyorum. Elini çabuk tut biraz. Çekime geç kalacaksın. Tamam. Hani geç kalıyorduk? Sen gelmiyor musun? Sen git. Şuraları bir toplayayım gelirim. Thank you.
aseton şişelerini attıktan sonra giysilerle beraber bizzat sete ben götürdüm. Ama Sude kapris yaptı. Buket'in giyeceği elbiseyi giymek istedi. Bilmiyorum. Bir aksilik olmasın diye kuliste duruyordum. Pars aradı. Telefon çekmiyor diye dışarı çıktım. Döndüğümde çok geçti. Şok oldum. Sude kıyafeti giymişti. Hiçbir şey yapamadım. Çaresiz olup biteni izledim. Ne acayip şey değil mi ya? Kader dedikleri bu olsa gerek. Ne yapsan kaçamıyorsun. Hayat da böyle bir şey işte. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Vallahi doğru dediniz başkomiserim. Buyurun. Satranç da hayat gibidir Selim. Her türlü ihtimali düşünmek zorundasın. Şahmat. Nasıl ya? Gel Yaşar. Hoş bulduk. Haftaya gel. Tamam, al içeri. Merhaba. Hoş geldiniz Pars Bey. Pars Tekin, 43 yaşında, modacı. İstanbul'a döner dönmez soluğu burada aldım. Başkomiser Orhan, komiser Selim. Buyurun. Olanlardan haberiniz vardır. Maalesef. Çok üzücü bir olay. Ama neden cinayet masasına geldim anlayamadım doğrusu. Maalesef Sude Hanım öldürülmüş Pars Bey. Ne? Ciddi misiniz? Yurt dışından gelen modacı Pars Tekin'e başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim geçen tüm olayları anlattılar. Yani sizin anlayacağınız asıl hedef Buket'miş. Kaan'ın böyle bir şey yapabildiğine inanamıyorum gerçekten. Doğrusu biz de bilemedik. Şans mı kader mi? Ama Sude ısrarla diğer elbiseyi giymek isteyince... Buket yerine Sude ölmüş. Bir dakika. Sude kıyafeti giymek için ısrar mı etmiş? Evet, Erdem Bey ısrar etmiş. Erdem Bey de mecbur kalmış. Bu mümkün değil. Nasıl değil? İtalya'dayken Sude beni aradı. Çok sinirliydi. Söyle Sude'ciğim. İşi bırakıyorum Pars. Ne oldu? Bir şey mi oldu? O aptal adam Buket'in elbisesini bana giydirmeye çalışıyor. Benimkini de ona giydirecekmiş. Hayatta olmaz dedim. Dinlemiyor, gidiyorum ben. Bir dakika, sakin ol. Kim giydirmeye çalışıyor elbiseyi? Erdem. Tutturdu giyeceksin diye. Böyle daha güzel olacak. Giymem ben o elbiseyi. Çok çirkin. Yapma tatlım, biraz sakin ol. Çuval giysen yakışır sana. Neden bu kadar kafana taktın? İçini baltalamaya çalışıyor diyorum, anlamıyor musun? Anlıyorum tatlım, anlıyorum ama Erdem bir şey diyorsa bir bildiği vardır. Koca katalog çekimine emanet ettim geldim buralara. Bırak adam işini yapsın. Hiçbir şey bildiği yok. Sırf uyuzluğuna yapıyor. Beni dinle. Erdem ne diyorsa onu yap, gerisini bana bırak. Dönüşte ben halledeceğim. Defilede ne istiyorsan onu giyeceksin. Anlaştık mı? Söz mü? Söz tatlım, söz. Sen Erdem ne diyorsa onu yap, tamam? Tamam. Sude'ye belli etmesem de endişelenmiştim. Her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için Kaan'ı aradım. Efendim Pars? Niye açmıyorsun? Sette çekmiyor, dışarı çıktım. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Merak etme sen. Keyfine bak. Yine de bir aksilik olup olmadığından emin olmak istiyordum. Bir süre telefonda konuştuktan sonra çekimler başlamıştır diye telaşla telefonu kapattı. Çünkü Erdem'in planından haberi yoktu. Elbiseyi hala Buket'in giyeceğini zannediyordu. Ama geri döndüğünde... Elbise Sude'nin üzerindeydi. Erdem'i dinlemesini ona ben söyledim. Boşuna kendinizi suçlamayın. Öyle olmasa da Buket ölecekti. Olanların önüne geçemezsiniz. Yalnız benim asıl merak ettiğim Erdem Kaan'ın planını nasıl öğrendi? Ve tabii Sude'yi neden öldürmek istedi?